Efendim 18 Nisan 2022 ve günlerden pazartesi ve her pazartesi olduğu gibi Özcan Pehlivanoğlu üstadımızla birlikteyiz. Ve gündemimizde TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta 32. hafta karşılaşmaları var ama çok sıkışık da bir gündem var. Yani 33. hafta maçları hemen yarın salı günü başlamış olacak. Siz belki bu videoyu izlerken bir yandan 33. hafta maçları da başlamış olacak. Dolayısıyla da bu sıkışık gündeme biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Ankara'da TFF'de de karışıklık, kaos devam ediyor. Özcan Hoca'nın mutlaka söyleyecekleri vardır bu konularla ilgili. Ben yayınımıza girerken Özcan Hoca'mıza öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Akın Bey. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Ve dünyada bizi nerede olursa olsun seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, başlarken ben de izleyicilerimize bir abonelik çağrısı yapıyorum, hatırlatması yapıyorum ve hocam şimdi maçlara geçeceğiz ama şimdi kaosun Ankara'da TFF'de devam eden kaosun ne aşamada ya varabileceğini ilk öngören isimlerden birisi sizsiniz. Artık ilk önce siz söylediniz belki ama şimdi herkes yüksek sesle ya bu ligler acaba tescil edilmeyecek mi? İşte bu hakemler yok, federasyon yok, gelecek sezonun maçları satılamadı. Büyük bir kaos var. Ve bu ortamda Türk futbolu nereye gidiyor? Acaba ligden düşme kaldırılacak mı gibi birçok senaryo konuşuluyor. Maçlara geçmeden önce ben topu size bırakayım. Önden bir genel değerlendirme alayım hocam. Şimdi ben buradan bu akşamki programa başlarken, sözlerime başlarken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye seslenmek istiyorum. Gerçekten Türk futbolu çok vahim bir durumda. Lütfen bu işe bir el atınız. Devletin gücünü, kudretini bu futbol sahasında da gösteriniz. Sizi yanılttıklarını düşünüyorum. Sizin adınıza bazı insanların orada görev yaptığını ve bu kaosu bizzat onların çıkardığını düşünüyorum. Bunlar isim isim belli. Siz de çok yakinen tanıyorsunuz, biliyorsunuz bu şahısları. Ama bu böyle gitmez. Mümkün değil, gitmez. Türk futbolu hepimizin üzerine çöker. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün sorunlarından sorumlu olan ve ona çözüm bulması gereken bir makamı kendisi teşkil ediyor. O makamın üzerinde oturuyor. O sebeple mutlaka bu işe el atması lazım ve geçmişte yaşananları ortadan kaldırıp yepyeni bir futbol düzenini Türkiye'de tesis etmemiz lazım. Devletimizin en üst kademesinde bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu işi şu an yapacak, düzeltecek, soruna çözüm bulacak hiçbir kişi ve makam görmüyorum. Bu sebeple bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir Türk futbol severi olarak ve Türkiye'de futbolun içerisinde oradan buradan tutmuş, yıllarca içinde bulunmuş bir kişi olarak Cumhurbaşkanımızdan bunu istirham ediyoruz. Ve bu talebimizi kendisine arz ediyorum. İnşallah bizi duyar veya bu videoyu seyredenler kendisine ulaştırırlar ve bu şekilde de kendisi bu meseleye el atar, sorun çözülmüş olur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan futbolculuktan geliyor. Yani futbolculuk dönemini ben bilen ve onun oynadığı dönemde onu seyretmiş olan bir insanım İstanbul'da. Ve gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da İstanbul'daki spor tesislerinin yapımına, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra da Türkiye'deki spor tesislerinin ve yapımına, Türk sporuna gerçekten büyük katkılar sundu. Büyük imkanlar yarattı. Bu asla göz ardı edilemez. Cumhuriyet döneminde Türk sporuna en fazla kaynak ayrılan dönem bu son 20 yıllık dönemdir. Ve Türkiye baştan başa gerçekten muhteşem, futbol açısından söylüyorum özellikle, muhteşem statlarla donatıldı.
her yerde, her şehirde izliyoruz bu statları. Ama sorun stat yapmakla, tesis yapmakla, futbola ve sporun bütün dallarına kaynak ayırmakla çözülmüyor. Önemli olan bunların iyi şekilde yürütülmesi, yönetilmesi ve sonuç alınması. Maalesef Türk futbolu açısından durum hiç de iç açıcı değil. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha istirhamda bulunuyorum. Konuyu da arz ediyorum. İnşallah değerlendirirler, el atarlar, çözerler. Ama eskisi gibi olmasın. Yani eskisi gibi olursa, çünkü bu sorunu yaratan kişiler, yani eski kişilerle çözüm bulunma ihtimali hiç yok demektir. Bu çok önemli bir husus. Yani biz eski kişileri göreve getirelim, bunlar bunu çözsünler demekle sorun çözülmez. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya el atsın. Ve gerçekten bu işi yapabilecek insanlarla, doğru dürüst insanlarla, futbolu bir bilim olarak kabul edip, bu işten anlayan insanlarla beraber Türk futbolunu hep beraber bir yere getirelim. Yoksa Türk futbolu hepimizin üzerine çökecek diye buradan ifade etmek isterim. Şimdi ikinci hususta Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi ve yerine yeni bir Merkez Hakem Kurulu'nun gelmesi. Şimdi Ferhat Gündoğdu ve ekibini ben çeşitli açılardan eleştiren insanlardan bir tanesiyim. Ancak en doğru yaptıkları iş, Nihat Özdemir'le birlikte, Futbol Federasyonu'yla birlikte en doğru yaptıkları iş, bu 13 hakem ve diğerlerini, gözlemciler de var içinde, diğer hakemler de var, işten el çektirilmesidir. En doğru yaptıkları iş odur. Ve biz bu videolarda da söyledik. Sadece zamanlaması hatalıdır. Kamuoyuna yansıtılması hatalıdır. Ama demek ki o kadar büyük bir şey, zorda kaldılar ki onlar bu benim düşündüğümü düşünmüyorlar mıydı? Yani zamanlamasının hata olduğunu düşünmüyorlar mıydı? Bence düşünüyorlardı. Ama öyle bir zorda kaldılar ki o kararlarını 8 Mart tarihinde açıklamak zorunda kaldılar. Ve maalesef Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Kulüpler Birliği Nihat Özdemir'i ve Merkez Hakem Kurulu'nu bu konuda yalnız bıraktı. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Yani federasyonun, Nihat Özdemir Federasyonu'nun en yaptığı doğru işlerden biri bu. Ve Yönetim Kurulu ve Kulüpler Birliği Nihat Özdemir'i ve Merkez Hakem Kurulu'nu yalnız bıraktı. O zaman bu Kulüpler Birliği'ni oluşturan kulüplerin hakemlerle ilgili serzenişleri, yakınmaları birer timsah gözyaşından ibarettir. Yani işlerine gelince hakem ve Merkez Hakem Kurulu iyi, işlerine gelmeyince hakem ve Merkez Hakem Kurulu kötü. Öyleymiş. Özellikle Başakşehirspor ve Fenerbahçe kulübünü kınıyorum. Ali Koç'u bir kez daha fazla kınıyorum. Şimdi bu lig şaibeli dedik. Şimdi yeni bir Merkez Hakem Kurulu geldi. Sabri Çelik başkan ve şeyleri var. Kurulda üyeleri var. Sabri Çelik'i ben çok iyi tanırım. Sabri Çelik de beni çok iyi tanır. O Merkez Hakem Kurulu'nda klasmana benim çıkarttığım ve FIFA kartı takan adam var. Yani hepsini tanıyorum da, yani bu kadar bazılarını iyi tanıyorum diye söyledim. Şimdi kulüplerden ve federasyondan aldıkları emirleri uygulayacak bu Merkez Hakem Kurulu. Bağımsız, özgür, kendi başına karar alabilecek, iş yapabilecek bir Merkez Hakem Kurulu değil. Sabri Çelik iki defa daha önce geldi gitti. Geçici süreyle emir verebilecekler. Bakın bu Merkez Hakem Kurulu'nun uygulamaları lige bir şaibe daha katacak. Yani tüy dikmek hadisesini anlatmıştık geçen programlarımızdan bir tanesi. Bütün şaibelerin üstüne bu Merkez Hakem Kurulu bir de tüy dikecektir. Şimdi
kolay mı? Ben bunu söyledim. Yani açıklanan nedenlerle o hakemlere görevden el çektirilmesi kolay mı? Değil. Bence iceberg'in görünmeyen tarafı var. Iceberg'in görünmeyen tarafını Ferhat Gündoğdu da Nihat Özdemir de kamuoyuyla paylaşmadığını düşün. Serdar Tatlı'nın bu kararları kabul etmediği ve bunları yapamayacağını söyleyerek ayrıldığını kulis bilgileri, kulislerde konuşulanlar, dedikodular ifade ediyor. Demek ki Futbol Federasyonu'nu yönetenlerin bu konuda almış olduğu bir karar var. Bu kararı Ferhat Gündoğdu'ya uygulattılar. Ve Ferhat Gündoğdu'yu da yalnız bıraktılar. Daha doğrusu Nihat Özdemir'i de yalnız bıraktılar. Nihat Özdemir bu kararları tek başına mı aldı? Hayır. Mutlaka ki Futbol Federasyonu'nu yönettiği insanlar var. Onlarla birlikte beraber aldı. Ama arkasında durmadılar. Bu çok vahim bir tablodur. Bunun arkasından başka nedenler vardır. Bu nedenler kamuoyunda paylaşılmalıdır, açıklanmalıdır. Göreceksiniz, o zaman Türk futbolu hemen çöküverecektir. Ama bazen çökmesi yani iyi de olabilir. Yeniden sağlam temeller üzerine bir Türk futbolu inşa edebiliriz, bina edebiliriz. Çökecekse çöksün. Çok vahim. Ve bazı kulüp başkanlarından dinliyoruz. Yani bahislerden bahsediyorlar, yurt dışı bahislerden bahsediyorlar, ligin dizayn edilmesinden bahsediyorlar, 150 milyon dolar falan paralardan bahsediyorlar. Medyada yazılıyor, çiziliyor bunlar. Ve düşünün, ya demek ki öyle bir sirkülasyon var ki bazı gazeteciler Merkez Hakem Kurulu'nun kararını Erman Toroğlu gibi alkışlarken bazı gazeteciler de olmaz böyle bir şey, onlara yeniden görev verilmeli diyorlar. Niye? Niye? Onun için bu 13 hakemin görevden el çektirilmesinin arkasındaki nedenler mutlaka kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Evet, bu lig şaibelidir. Biz bunu ilk söyleyenlerden bir tanesiyiz. Şimdi konuşulmaya başlandı. Ve düşmenin olmaması gerektiğini, bütün liglerden düşmenin olmaması gerektiğini söyledik. Halen de bu tezimizi savunuyoruz. Ve bir ismi açıklanmayan bir Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesinin de böyle düşünceleri olduğu yansıdı. Bir kulüp başkanı da daha sonra ismimi de vererek açıklama yapacağım. Neler var neler, onların hepsini anlatacağım. Bu ligler şaibelidir, düşmenin kaldırılması gerekir diye açıklamaları basında, medyada yer alıyor. Onun için gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız bu işe el atsın. Yoksa bu enkazın altında, futbol enkazının altında bütün Türk futbolu kalacak. Bunu da temenni etmeyiz, istemeyiz. Hiç iyi olmaz, hiç hoş olmaz. Ve bundan sonra bu Merkez Hakem Kurulu'nun emirle atayacağı hakemlerle son 5-6 haftada, 7 hafta ne hafta varsa oynanacak maçların hepsi üzerinde bence soru işareti olacaktır. Hepsi üzerinde soru işareti olur. Yani daha başka ne diyelim bunlardan başka. Onun için bu camiada herkes herkesi tanır. Kim kimin ne olduğunu bilir. Bizim de herkes ne olduğumuzu bilir. Biz de onların ne olduğunu biliriz. Bu konuda da söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Şimdi son bu programa giriş yaparken söylemek istediğim bir usta var. Bir arkadaşımız son videodan sonra yorumlar yapmış. Niye Süper Lig maçlarını değerlendirmekten vazgeçtiniz? Programı niye sona erdirdiniz? Kardeşim, biz Süper Lig maçlarını değerlendirmiyorduk. Şimdi Türkiye'de bir hastalık var. O hastalıkta evet bir program seyrediyor veya programın içerisinde bir cümlemizi alıyor, cımbızla çekiyor. Onun üzerine yorumlar yapıyor, değerlendirmeler yapıyor. Kardeşim, biz Süper Lig programı yapmıyorduk. Biz sadece geçtiğimiz yıllardan beri takip ettiğimiz 3 takım ve üzerlerine de bu sene Trabzonspor'u ekleyerek 4 takımın yıl boyunca değerlendirmesini yaptık. O takımları değerlendirdik. Ve bizim gördük ki Trabzonspor şampiyon olmuş. Giresunspor ligde kalmış. 6 ay küme düşmüş. Adana Demirspor da üst sıralarda kendine yer bulmuş.
artık bundan sonraki haftalarda bu takımlar yani zaten amaçlarını elde ettikleri için ortaya bir şey çıkmayacak. Ha biz ne yaptık? Bu takımların rakipleriyle de ilgili değerlendirmeler yaptık. Böylece ligdeki bütün takımları izlemiş olduk, görmüş olduk ve konuşmuş olduk. Ama biz bu dört takım üzerinde konuştuk. Yazmış arkadaşım. Sizin takip ettiğiniz iki takım düştü diye. Bizim takip ettiğimiz iki takım düşmedi. Bizim takip ettiğimiz bir takım düştü. Altay. Giresunspor ligde kaldı. Adana Demirspor üst sıralarda yer aldı. Trabzonspor da şampiyon oldu. Ya sen bunu bile anlamadan bize yorum yapıyorsun ya. Programlarımızı seyretmeden bize yorum yapıyorsun. Bize eleştiri getiriyor. Biz yeniden seyircinin dikkatinin toplanacağı anda, zamanda bu programlarımıza yeniden başlayabiliriz diye de söyledik. Yani seneye bu dört takımı takip etmeyizse başka bir dört takımı takip ederiz. Onları konuşuruz. Ama sen bizim programımızı takip etmemişsin. Son bir programımızda bir şey yakalamışsın oradan. Cımbızla bir şey yakalamışsın. Kendi kendine yorumlar yap. İşte bu bizi seyreden, iyi ve dikkatli seyreden arkadaşları tenzih ederim. Ama bu şekilde laf olsun, torba olsun, bir de soru sorayım, bir de eleştiri getireyim diye arkadaşlara da ben böyle sitem ediyorum. O zaman emeğimize saygısızlık olur. Ve dikkat edin, bizim bu programda yapmış olduğumuz öngörüler, Türk futboluyla ilgili, milli takımlarla ilgili, Süper Lig'de oynayan takımlarla ilgili, TFF birincilikte oynayan takımlar, teknik adamlarla ilgili, öngörülerimizin büyük çoğunluğu gerçekleşmiştir, tahakkuk etmiştir. Hatta bazı şeyleri sizin dediğiniz gibi ilk defa biz söyledik. İlk defa biz söyledik. Bizden sonra kamuoyuna bu yansıdı, yayıldı, medyada yer buldu ve yayınlandı, konuşuldu. Hakkımızı da teslim edin hiç olmazsan. Ya bu kadar hafif almayın, bu kadar basit almayın yani. Ama bizi çok dikkatle seyreden, övgü dolu eleştiriler yapan, destekleyen arkadaşlarımız da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlara da müthiş saygı duyuyorum. Yani onu da parantez içinde söylemem lazım. Ancak konuştuklarımız öyle yani emeksiz şeyler değil. Ben İzmir'den yayına katılıyorum. Siz Samsun'dan bu programı yapıyorsunuz. Yani arada bile büyük mesafe olmasına rağmen hem gündemi takip ediyorum. Hem sorunlar karşısında hiç eyyam yapmadan, riya yapmadan çok net hem sorunu gündeme getiriyoruz hem çözüm önerisi sunuyoruz. Bakın bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendi. Kaç tane programda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenip de yardım isteyen, bu işi çözün, sizden başka bu işi çözemez kimse, yardım yapamaz diyen kaç kişi var? Onun için yani bizi konuşurken, bizi eleştirirken, bize laf söylerken de yani bu hususları bilerek söylemek lazım. Yoksa bir söylediğinizden, mesela geçen hafta bir arkadaş merak ettim. Maçtan sonra siz Kocaelispor maçı için ne demiştiniz diye döndüm baktım diyor. Helal olsun diyor. Basında medyada diyor bir tek Kocaelispor favoridir, Kocaelispor yener Bandırma Sporu diyen bir tek siz vardınız diyor. Hakkımızı teslim etmiş. Hakikaten öyle söylemedik mi? Öyle söyledik değil mi? Tabii. Yani bu maç özel bir maç dedik. Bu maçın favorisi Kocaelispor'du. Ya ben bunu bile anlayabiliyorsam biraz yani eleştirirken de insan düşünmesi lazım yani. Bize laf söylerken de yani. Evet. Bunları söyleyerekten yayına girdik ama yine tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya el atsınlar. Futbolu biliyorlar. Futbolu çok iyi anlıyorlar. Ben geçmişten beri biliyorum. Mutlaka Türk futbolunu içinde bulunduğu bu durumdan çekip alacaklardır. İnsan faktörü çok önemlidir. Yanlış insanlarla doğru netice alınmaz. Yıllardır söylüyorum, yazdım çizdim bu konuda. Çok önemli bir cümle sarf ediyorum. Yanlış insanlarla doğru netice alamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu ölçüyü, yanlış insanlarla doğru netice alınamayacağı ölçüsünü mutlaka dikkate alması gerektiğini düşünüyorum ve dikkate alacağına da inanıyorum diyerek programa giriş yapmış olalım. Evet hocam. Şimdi tabii 20 dakikalık bir girişten sonra ama tabii gerekiyor tabii bunları konuşmak da çok önemli. Samsunspor Eyüpspor maçıyla başlayalım hocam.
Samsunspor çok uğraştı ama olmadı. Gücü yetmedi bir anlamda. Biraz da şansı yoktu. Ve Eyüpspor da pek iyi oynamadı aslında. Ama maç Eyüp'ün istediği gibi neticelendi. Erzurumspor'un da istediği gibi neticelendi. Samsunspor böyle artık hani havlu atmakla atmamak arasında kroşe durumda maçtan ayrıldı hocam. Ben sana söyleyeyim. Havlu attı yani. Kesin havlu attı. Puan durumuna da bakınca ilk 6'nın içinde olmasına imkan yok diye düşünüyorum. Bundan sonra kalan maçlarda. Ama tabii futbol bu. Büyük sürprizler olabilir. Ama yani Samsunspor'un emin olun kadrosu bu kadardı. Yani bu kadro yapabileceğinin en iyisini yaptı. Fuat Çapa bu takımla yapabileceklerinin en iyisini yaptı. Bundan daha iyisi olmazdı. Onun için tabii bazen futbolda şans faktörü yanınızda olursa bazı şeyler olabiliyor ama. Yani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Şunun üstünde sıçramaz. Samsunspor'un yani Eyüpspor karşısındaki tamam istekliydi, arzuluydu, yenmek istiyordu. Yani Eyüp çok sorunlu bir takım aslında. Yani çok sorunlu bir takım. Mesela ilk devrede yani ligin ilk yarısındaki Eyüp bu takımdan daha iyi top oynuyor. Şu anki Eyüp'ten daha iyi top oynuyor. Bir sürü oyuncu aldılar. Takımın ahengini bozdular, yapısını bozdular. Yani böyle bir tablo ortaya çıktı. Yani işte Eyüp ben maçtan önce de söyledim. Eyüp'ü yenmek zor. Çünkü Eyüp geniş alanlar bulabildiği statlarda gol bulabiliyor. Yani Samsun'da geniş alanlar bulduğu bir stat. Eyüp stadını bilenler bilir. Küçük bir stattır Eyüp stadı. Böyle yani maç sanki böyle bir dar alanda oynanıyormuş gibi bir intiba verir. Futbolcu da böyle hisseder. Psikolojik olarak ve Eyüp istediği gibi top oynayamaz. Ama deplasman maçlarına gittiği zaman özellikle iyi takımlar karşısında Eyüp'ün de iyi oyuncular olduğu için Eyüp daha çok neticeye yakın bir takım. Eyüp'ün işine yaradı. Bir puan bir puandır. Bence sevindiklerini düşünüyorum. Samsunlular da üzülmesinler. Yani yeniden bir yapılanma gerekiyor. Ama doğru oyuncularla yeniden bir yapılanma gerekiyor. O zaman Süper Lig çok rahatlıkla Samsun'un elde edebileceği bir durum haline gelir. Ama yok hep inat ederlerse yani böyle işte 35 oyuncu alıp da yani sonra böyle bir sonuç ortaya çıkması konusunda iddia ederlerse zor işler tabii. Yüksel Yıldırım'ın bu işi bilen bir sportif direktörle çalışması lazım. Mesela bunu Ali Koç da yapalım. Yani sadece Yüksel Yıldırım başarısız değil. Fenerbahçe'de Ali Koç da başarısız. Ve buna uygun bir teknik adam. Yani böyle tercihlerde bulunması lazım. Yani Samsunspor'da tabii bu tercihler niçin yapıldı, neden yapıldı Yüksel Yıldırım tarafında? Yani bu oyuncular neden alındı? Kimi dinledi? Kim ona akıl verdi? Kim ona tavsiyelerde bulundu bilemiyorum. Ama demek ki eğer birileri tavsiye ettiyse, birileri akıl verdiyse, birileri yol gösterdiyse bu tavsiyeleri, yol göstermeleri, iknaları hep yanlışmış. Çünkü bu takımın çıkmayacağı belli. Bu oyuncularla çıkmayacağı belli. Onun için geçmiş olsun diyorum. Önümüzdeki yıla bakacak Samsunspor. Eyüp de gidiyor, playoff'a kalacak. Artık playoff'ta nasıl bir netice elde edecek onu da bilemiyorum ama tabii Eyüp'te çok klas oyuncular var ya. Yani. Klas oyuncular böyle final maçlarını iyi oynayabilirler. Kendilerinden bir şey katabilirler. Onu da playoff'ta göreceğiz. Hocam Ankara Gücü şampiyonluk yarışında Ümraniye'nin de bay olduğu haftada Adanaspor'u pek de zorlanmadan 2-0'la geçti ve durumunu iyice bir perçinledi herhalde. Neler söylemek istersiniz? Valla biz biliyorsunuz kaç hafta önce Ankara Gücü şampiyon oldu zaten. Ankara Gücü ile Adana Spor arasında kalite farkı var. Sahada oynanan maçta bunu çok net bir şekilde gördük. Buna rağmen zaman zaman Adana Spor'da Ankara Gücü'nü zorladı ama Ankara Gücü'nü yenebilecek bir gücü yok Adana Spor'u. Yani Adana Spor direndi ama yani işte bu kadar. Bundan ötesi olmuyor.
Yani iyi oyuncuları var. Yani Ankara Gücü'nün. Bir de yani takım ne istediğini biliyor. Tribüne seyirci gelmiş. Bunlar hepsi bir araya geliyor. Birleşiyor ve Ankara Gücü sahada net bir galibiyet alıyor ki Ankara Gücü de son haftalarda oldukça puanlar kaybetti. Başarısız oldu. Bu tekrardan onun lige dönüş maçı oldu. Bu 3 puanla daha rahatladılar. Bundan sonraki haftaları daha rahat geçireceklerdi diye düşünüyorum. Adana Spor bana göre herhalde yeniden bir yapılanma içerisinde. Bakalım önümüzdeki yıl nasıl yapılacak onu da hep beraber göreceğiz. Eğer borçsuz gidiyorlarsa, transfer tahtaları açıksa Adana Spor Sayık Karapınalar'la önümüzdeki yılda daha bir şampiyonluk yolunda böyle bir hüviyete bürünecek bir takım şeyi çizebilir, görüntüsü çizebilir. Onları da ileride göreceğiz. Ama tabii fazla puan kaybetmemeleri şartıydı. Çünkü ligin 6 şeye döndü. Yani tam bir ateş çemberine döndü. Ne olacağı da belli değil. Üst üste 2 maç kaybeden takım pat diye aşağılara gidebilir. Boluspor son 4'e girdi yani. Baktığımızda ne kadar yukarılarda olan playoff düşünen bir Boluspor şu an düşme potasında. Onun için Adana Spor'un da dikkatli olması lazım bundan sonraki maçlarda. Hocam Boluspor demişken oradan devam edelim. Boluspor kendi sahasında Erzurum Spor önünde 2-0'lık bir yenilgi aldı ve yani çok da iştahlı da bir oyun ortaya koyamadı. Erzurum Spor zorlanmasını beklediği bir deplasmandan öyle çok da fazla rahatsız olmadan 3 puan almasını bildi hocam. Evet, iki takımın arasında oyun açısından, kadro açısından çok büyük farklılıklar vardı. Erzurum Spor hem oyun açısından hem kadro açısından Boluspor'dan daha kaliteli olunca çok rahat bir galibiyet aldı Bolu'da. Yüksek rakımlı iki şehrin mücadelesi olacağını söylemiştik bu mücadelenin. Erzurum Spor galip geldi. Tabii Reha Enginer meselesi var. Reha Enginer çok önce gitmeliydi Boluspor'da. Ve enteresan bir şey, ilk defa Bolu tribünlerinin bu kadar seyirciyle dolduğunu gördüm. Çok enteresan. Yani ilk defa Bolu tribünlerini bu kadar dolu gördüm. Ama yenildiler. Son 4'e düştüler. Boluspor'u bundan sonra çok zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Yani Boluspor da bu ligden düşebilecek takımlardan bir tanesi. Gücü yok Boluspor'un yani. Bunu sahada görüyorsunuz. Yani Erzurumspor'la oynuyor. İki takım arasında kalite farkı var. Teknik taktik anlayışından fark var. İstek açısından da bir de yani hem kalite farkı var, isteyeceksiniz kardeşim. Erzurumspor Boluspor'dan daha çok istedi ve onun için net bir galibiyet aldı. Erzurumspor playoff'a kalacak diye düşünüyorum. Playoff'ta ne olur? O da benim klasik tabirim. Doğru tabirim ama yani. Herkes derken aşağı Allah dedi yani. Ne olacak? Playoff maçları böyle maçlar. Hocam Altın Ordu galibiyet serisine devam etti. Ve Manisa FK'yı da playoff yarışından düşürdü. Ve aldığı galibiyetle ligde tutunma yolunda bir adım daha atmış oldu. Şimdi 5. dakikada ben çok beğenirim Şeref Özcan'ı. Altınordu'da golü atan oyuncuyu. O daha önce Menemen Spor'da oynuyordu. Bildiğim kadarıyla Avrupa patentli, Almanya patentli bir oyuncu. 5. dakikada gol yiyoruz. Manisa FK'ya söylüyor. Ve 85 dakika bu golü çıkartamıyoruz. Burada bir düşünmek lazım. Ve çok önemli gol pozisyonları kaçırdı Manisa FK. Hem onları gole çeviremiyorsun hem 85 dakika bu maçı döndüremiyoruz. Ve Altınordu deplasmanı deplasman sayılmayacağını Manisa FK için bundan önceki programımızda söylemiştik. Altınordu'yu kutluyorum. Son 5 hafta herhalde ve 6 hafta çok önemli galibiyetler ve puanlar aldı. 6 maçta 16 puan almış. Yani 18 puan yapar. 6 maçta Altınordu 16 puan almış. Kutluyorum Altınordu'yu. Çok kısıtlı kadrosuna, dar kadrosuna rağmen bu başarıyı elde etti. Alkışlanın. Ha, rahatladı mı? Yani işlem tamam mı? Yok, hayır. Bundan sonra da kazanmaya ve puanlar toplamaya devam etmesi lazım Altınordu. Manisa FK artık sıralamada kendisine iyi bir yer kapmak için mücadele edecek ve önümüzdeki yılın hazırlıklarını yapacak. Onu gösteriyor bize.
Erhan Çelenk'le çok önemli iki tane gol kaçırdı. Erhan Çelenk'in de oturup düşünmesi lazım. Benim sevdiğim bir oyuncu. Oyun tarzını da beğeniyorum. Ama bir düşünmesi lazım. Erhan Çelenk'in de. Altın Ordu'yu kutluyorum. Hak ediyorlar her türlü alkışı. Ama daha rahatlamadılar henüz. Bu iş bitmedi. Bundan sonraki haftalara çok sıkı sarılmalılar diye düşünüyorum. Hocam Kocaeli Spor Bandırma Spor maçı hakikaten çok da güzel bir maç oldu. Yani iki takım arasında yüksek tempolu, iki takım da çok istekli, iki takım da çok önemli. Kendine göre tabii farklı olmakla birlikte hedefleri var. Biri tutunmaya çalışıyor ligde, diğeri Süper Lig'e direkt çıkabilir miyim hesabıyla oynadı. Kıran kırana bir karşılaşma izledik. Siz tahmin videosunda Kocaeli Spor'un favori olduğunu söylemiştiniz ve söylediğiniz gerçekleşti. Şimdi bu maçla ilgili bütün söylediklerimiz gerçekleşti aslında. Yani çok güzel bir maç olacağını söyledik. Her iki takım içinde 3 puana ihtiyaç olduğunu bu takımlara söyledik. Fırat Gül'le Kocaeli Spor'un direnmeye başlayabileceğini söyledik. Çünkü Fırat Gül aynı şeyleri İstanbul Spor, Bolu Spor'da da yaptı. Yani bunları söyledik hep. Bunlar bizim öngörülerimizdi. Ve Fırat Gül tam benim düşündüğüm gibi sahaya bir takım çıkardı ve oynattı. Bandırma Spor'da tabii her ne kadar isterse istesin, çok klas ayaklara sahip olursa olsun, Kocaeli karşısında Kocaeli'nin kilitlendiği, taraftarla bütünleştiği, yani galibiyet almak için kilitlendiği, taraftarlarla bütünleştiği bir müsabaka izledik. Doğru bir deplasman Kocaeli. Kocaeli'nin durumu, yani ister şampiyonla oynasın, ister düşme oynasın, ister orta sıralarda oynasın. Böyle bütün faktörler bir araya geldiğinde Kocaeli Spor deplasmanında puan veya puanlar çıkartmak çok zor. İşte Bandırma Spor'da bu akibete uğradı. İşte Bandırma Spor yani kötü takım, kötü futbol oynuyor, işte neticeye gidemiyor falan hiç demiyoruz. Ama karşısında böyle bir takım bulunca, böyle bir hava bulunca Bandırma Spor için de bu galibiyet kaçınılmaz oldu. Ama tabii bu aslında Bandırma Spor, tabii Kocaeli Spor altın değerinde bir 3 puan aldı ama Bandırma Spor'da altın değerinde bir 3 puan kaybı. Çünkü Ümraniye'nin bay geçtiği bu hafta rakibine daha çok yaklaşma imkanı bulacaktı Bandırma Spor. Bu fırsatı tepti Bandırma Spor diye düşünüyorum. Şimdi benim Bandırma Spor'la ilgili eleştirim var. Teknik adam konusu. Yani bu tip maçlar. Yani şimdi bunu hissedeceksin. Ben nasıl ki diyorum ki Kocaeli Spor bu maçı alır diye, ya sen de Kocaeli Spor bu maçı almak için sahaya çıkacak, ben takımımı ve futbolcularımı nasıl hazırlayayım diye bu işe düşünecek bir teknik adam. İşte ben o noktada Mustafa Gürsel'i eksik buluyorum. Bu Kocaeli Spor, bu Bandırma Spor takımını daha farklı bir motivasyonla sahaya çıkartması lazım. Daha farklı bir futbol, daha farklı bir anlayış ben bekliyordum sahada. Bekliyorum daha doğrusu. Ama sene başından beri bunu göremiyorum. İşte bu da önemli bir maçtan mağlubiyetle ayrılmasına neden oldu diye Bandırma Spor'un diye düşünüyorum. Ama lig henüz onlar için de bitmiş değil. İlk 2'den çıkma şansları hala var. Ümraniye'nin bundan sonraki haftalarda da puanlar kaybedeceğini düşünüyorum. Hocam bu Menemen Spor'a ne oluyor? Geçen hafta İstanbul Spor'a yenildi kendi sahasında. Bu hafta da kesin yener diye siz de demiştiniz. Biz de yani ben de öyle düşünüyorum. Kesin kazanır Balıkesir maçını diyorduk ama Balıkesir galibiyeti kaçıran taraf oldu. Hatta bana göre son dakikada hakemin bir şeyiyle, yardımıyla puanı kurtardı Menemen. Bana göre de pozisyon penaltı değil ama da Balıkesir Spor düştüğü için artık fazla itirazda bulunmuyor. Şimdi Hakan Bey, futbol fanteziyi kaldırmaz. Futbol çok acımasız bir oyundur. Sen fantezi yapmaya çalışırsan, ki Cenk Lalece bu maçta fantezi yapmaya çalışmış. Çok önemli oyuncularını, bir önceki hafta ilk 11'de oynayan önemli oyuncularını kenara almış. Ahmet Sagat gibi çok gol atmış. Takımın en fazla gol atan skorer oyuncusunu kulübeye almış. Takımın hücum gücünü zayıflatmış. Takımın orta sahadaki gücünü zayıflatmış. Ve Balıkesir Spor'dan puan almaya çalışıyor. Demek ki derslerine iyi çalışmamışlar. Bir takım sorunlar yaşıyorlar. İstanbul Spor maçında puan kaybettikten sonra kendilerine henüz gelememişler. Ve bunu
2 puan kaybederek ödediler. Bedeli o oldu. Bundan sonraki haftalarda Menemen Spor için zor geçecek. Bir defa ben şunu kesin söylüyorum. 2 İzmir takımından bir tanesi düşer. Ya Menemen düşer ya Altınoluk düşer. Bunu iyi bileceğiz yani. Göreceğiz. Onun için Menemen işini daha ciddiye almak zorunda. Buradaki kaybettiği 2 puanı bence çok arayacak Menemen diye düşünüyorum. Buraya da not edelim. Ligin sonunda Menemen eğer 1 puan farklı, 2 puan farklı ligden düşerse bu Balıkesir Spor maçında kaybedilen puanların ne demek olduğunu o gün geldiğini bir daha hatırlatırız. Yani. Doğru. Hocam İstanbulspor'la Bursaspor maçı gene hikayesi olan bir maç oldu. Aslında Bursaspor'un bütün maçları öyle oluyor. Yani hemen hemen her karşılaşmada bir hikaye yazılıyor. Bazen lehte, bazen aleyhte. Durum 2-1 iken verilmediği konusunda genel bir kanaat olan bir penaltı, uçuşan kartlar, kırmızı kartlar kenar yönetime ve yine Bursasporlu bir futbolcuya kaçan beraberlik, hani 2-2 olsa acaba Bursaspor'a ne getirirdi onu bilemiyoruz ve diğer rakiplerinin hepsinin birçoğunun Kocaeli sporların, Denizli sporların, Altınordu'nun çok kritik galibiyetler aldığı haftada puansız evine dönen ve stres yükü biraz daha artan bir Bursaspor var hocam. Şimdi Akın Bey, takıma geçmeden önce ben Mustafa Er'le ilgili bir paragraf açmak istiyorum. Mustafa Er benim başarılı bulduğum bir teknik adam değil. Ya da en azından üst yapı antrenörü değil. Üst yapı teknik adamı değil. Altyapıda çok iyi işler yapıyor olabilir. Çünkü altyapı teknik adamlarıyla üst yapı teknik adamları arasında dağlar kadar fark var. Bunun en basit örneğini şimdi Beşiktaş'ta gördük. Önder Karaveli çok iyi bir altyapı teknik sorumlusu, teknik adamı. Ama Beşiktaş takımı ona teslim edilince ne kadar taraftar destek verse de takıma istedilen oyunu oynatamadı. Şimdi Valerian İsmail geldi, Beşiktaş takımı ısıran bir takım oldu. Şimdi Mustafa Er, ya senin sahada neler yaptı Mustafa Er? İzledin mi? Yani nasıl müdahale? Yani sen koskoca Bursa Spor'un teknik adamısın. Bunları yapma hakkın yok. Öfke kontrolü, stres kontrolü, bunları çok iyi bir düzeyde başarıyor olman lazım. Kulübeni sen sakinleştireceksin. Sağ içinde oynayan 11 futbolcunu sen sakinleştireceksin. Sen yatıştıracaksın. Dakikalar var daha. Kazanmak için her yolu deneyeceksin. Bir sonraki maçta kulübede olacaksın. Şimdi oyundan atalım. Kaç hafta ceza için? Bursa Spor'un kulübede teknik adamı olmayacak. Doğru bir davranış mı? Değil, yanlış. Takımın zaten senin can çekişiyor. Ve sen öfkeni kontrol edemiyorsun. Stresini kontrol edemiyorsun. Şimdi teknik adam böyle yaparsa kulübedekiler neler yapmaz? Sağ içindeki insanlar, oyuncular neler yapmaz? Mustafa Er çok gergin. İnanılmaz bir gergin. Şimdi o pozisyonu seyrediyorum. Bursaspor'un penaltı istediği pozisyonu, penaltı aradığı pozisyonu seyrediyor. Bir karar veremiyor. Yani televizyonun gösterdiği açılardan bir karar veremiyor. Eğer karar veremiyorsak hakemin verdiği karar doğru demektir. Yani biz bir tereddüt yaşıyorsak seyrederken bir ağırlaştırılmış bir çekim geliyor o açıdan, o açıdan. Kaleci müdahale mi ediyor? Oyuncu kendini mi takıyor? Orada verilmesi gereken soru bu. Kaleci müdahale ediyor diyorsanız penaltı. Oyuncu kendini takıyor bilerek. Çünkü açısı biliyorsun. Kaleye doğru dönük değil. Dışarı doğru topu çekiyor çünkü. Açılıyor pozisyon yani. Ve kaleciye kendisi mi takıyor? Hakeme bakıyorsun. Hakemin pozisyonu doğru yerde. Yani bu pozisyon için konuşuyor. Doğru yerde hakemin. Hakemin verdiği karara saygılı olmak lazım. Sonra kulübeye gelip şey yapıyor diyorlar. Ajite ediyor yani. Kulübeye kadar gelip. Nereye gelecek? Dördüncü hakemi uyarıyor. Geliyor. Kırmızı kartını gösteriyor. Yani burada
Hakemin yapacağı başka şeyden mi gösterecek? Orta sahadan mı gösterecek? Gelecek, kime gösterdiğini işaret edecek. Bunu buna gösterecek. Kırmızı kart gösterip oyundan ihraç edecek. Ben hakemin orada Bursaspor Kulübü'nü tahrik eder bir davranışını da görmedim. Canlı olarak takip ediyorum. Görmedim yani. Ben hakemleri yerden yere vuran bir adam. Olsa söyleyeceğiz. Ama sahadaki futbola bakıyorsun. İstanbulspor Bursaspor'dan daha ne yaptığını bilen daha iyi bir takım. Hedefi var. Kazanmak istiyor. Bunu söyledik. Baştan önceki videoda da söyledim. Bursaspor'un talihsizliği İstanbulspor'un bir hedefinin olması. İstanbulspor uzun zamandır bir arada oynayan bir takım. Ne yaptığını bilen bir takım. Nasıl gol bulacağını, nasıl skor yakalayacağını bilen bir takım. Nitekim de 1-0 geriden geldi maçı 2-1 kazanmasını bildi. 3-1 kazanmasını bildi. Son dakika oyunu artık saymayalım. 3-1 kazanmasını bildi. Geriden geldi. Onun için yani Bursaspor bu mağlubiyetten dersler çıkarması lazım. Mustafa Er'in yaptıklarından hepten dersler çıkarması lazım. Ya şimdi kulübede olmayan bir teknik adamla Bursaspor 3-4 maça çıkacak. Bence en az 3 maç ceza yiyecek Mustafa. Belki 5 yiyecek. Yani, telefon attığında Yılmaz Vural bekliyordur telefonun önünde devamlı surette. Bir alo desinler Yılmaz Vural'a. Ben olsam yaparım. Şok lazım çünkü. Biliyorsun kalbi durmuş hastaya şok yapıyorlar. Canlandırmak için. Ha Mustafa Er bundan sonraki maçlara çıkacak olsa tamam. Çıkamayacak. 3 maç 5 maç ceza yiyecek. Onun için alo Yılmaz Hocam atlayın Bursa'ya gelin. Size ihtiyacımız var diyebilirler. Şok. Denmesi lazım bence. Çünkü Mustafa Er'le olmayacağını gördüm. Daha önce de söylüyordum. Ne yazık ki haklı çıkmaktan üzülüyorum. Ve Bursaspor'un kadrosu problemli bir kadro. Bence bundan sonraki maçları da zor geçecek Bursaspor'u. Birkaç hafta önce söylemiştik herhalde. Üzülüyorum ama dedim. Galiba Bursaspor düşebilir. Galiba Bursaspor düşecek dedim. Ve bu maçta bana bunları hissettirdi. Hocam, Gençler Birliği de hepimizi şaşırtan sonuçlar alıyor. Yani geçen hafta Keçiören'i yenmeyi başaran ve hani konforlu bir pozisyon elde etmeye başladı dediğimiz Gençler Birliği Tuzlaspor karşısında ilk 45 dakikada dağıldı gitti. Tuzlaspor sonra da çok fazla asılmadı anladığım kadarıyla maça ve 4-0'lık bir skorla İstanbul'dan evine döndü ve Gençler Birliği de düşme konusunda hani soğuğu çok ciddi hissediyor hocam. Şimdi Akın Bey, bir takım kurarken finansal konuları göz ardı etmeyeceksiniz. Sezon başında takım kurarken. Eğer finansal konuları göz ardı ederseniz ve takımın başarısını vaat ettiğiniz parayla ödüllendiremezseniz o futbolcular böyle işte gidişli gelişli tepkiler verirler. Gençler Birliği aslında iyi takım. Ama zannediyorum, yani kesin net bir bilgim yok, ağır bir finans sorunu yaşıyorlar. Bir takım galip geliyor. Keçiören gibi yemiş. Eğer bunlar maç başılarını alamıyorlarsa, galibiyet primlerini ödeyemiyorsa, sezon başından beri vaat ettiğiniz galibiyet, beraberlik primlerini ödeyemediyseniz, iç sağa dış sağa beraberlik, galibiyet gibi ödeyemediyseniz, bunun yaratıyor. Gençler Birliği bu sorunları yaşadı sezon başından beri. Hala da yaşamaya devam ediyor bence. Onun için takım bir bakıyorsunuz Keçiören Gücü karşısında galip geliyor. Farklı bir görüntü izliyor. Ondan sonra geliyor Tuzla'ya karşı böyle mağlup oluyor. Şimdi bir böyle sorunlar yaşıyorsanız mental olarak takım sahada kendini veremiyor demektir. İki, karşınızdaki yani rakibe göre futbol oynamıyorsunuz bir de. Mesela biliyorsunuz onların iyi oyuncuları var. Ahmet Yazar bir gol attı. Ezek gibi bir oyuncu var. 2 gol attı. Bunlar çok iyi oyuncular. Eze geçen sene Adana Demirspor'daydı biliyorsunuz. Ben onu Balıkesirspor'da da seyrettim. Canlı olarak. Çok iyi bir kanat oyuncusu, forvet oyuncusu. Şimdi
Tuzla Spor'un böyle oyuncuları var. Eğer mental olarak da maça hazır değilseniz bu oyuncular da neticeyi değiştirecek hamleleri yapıyorlar. Skorları buluyorlar. Eze'yi gözden kaçırıyorsanız, Ahmet Gül bir oyuncuyu gözden kaçırıyorsanız bunlar hemen neticeye gidiveriyorlar. Onun için yani Tuzla Spor böyle bir galibiyet aldı diye düşünüyorum. Şenol Fidan da maçtan sonra çok önemli bir galibiyet aldı. Yani çok önemli bir maçı kazandı. Gerçekten Tuzla Spor bence çok önemli bir maçı kazandı. Gençler Birliği bu sıkıntıyı ligin son haftasına kadar çekecek, devam ettirecek. Bu sıkıntı son haftasına kadar sürecek diye Gençler Birliği açısından düşünüyor. Hocam Denizli Spor bir öyle bir böyle. Geçen hafta Tuzla karşısında dağılmıştı. Ondan önceki hafta Kocaeli'yi dağıtmıştı. Bu hafta da Ankara'da kolay kolay yenildiğini bilmediğimiz Keçiören gücünü 1-0 yenip çok kritik bir 3 puan aldı. Üstelik Keçiören de yani eskisi gibi rahat değil artık. İşte Denizli Spor'da anlam veremediğimiz takımlardan bir tanesi. Yani gidişler gelişler var. Ama Denizli Spor'un kalan 6 maçının 4'ünü iç sahada oynuyormuş. 2 tanesi de deplasmanmış. Eğer iç sahada da kazanmayı başarırsa Denizli Spor ligde kalır, küme düşmez diye düşünüyorum. Ancak Denizli Spor çok önemli bir maç kazandı. Onu söylemem lazım. Bir defa psikolojik olarak o 4'ün arasından sıyrıldı. Onların üstüne çıktı. Çok önemli bir maç kazandı. Bundan sonra Denizli Spor kendi sahasında da kazanmaya başlarsa daha rahatlayacak diye düşünüyorum. Bu ivmesini sürdürürse, bizi şaşırtmazsa, çünkü Denizli Spor bizi çok şaşırttı bu sene. Böyle bir böyle neticeler olarak ligde kalmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Keçiören gücünde son haftalarda bir şey, bayağı bir sıkıntı. Ezete yoktu maçta. Cezalı mıydı, sakat mıydı? Yani bir tuhaflık var şeyde. Keçiören gücünde. Tuhaflık var. Bu tuhaflığın nedenlerini bilemiyorum. Sağda o bizim görmeye alıştığımız Keçiören gücünün mücadelesini göremiyoruz. Sağda öyle bir mücadele etmiyorlar. Bir gariplik var. Dedim işte, yani bazen eşref saatlerine denk gelmiyor demek bazı maçlar. Peki hocam, bütün karşılaşmaları konuştuk böylece 32. haftada. Şimdi tabii 33. hafta hemen salı günü başlıyor. Hafta içi maçlar var. Tahmin videolarını da biz tabii her perşembe yapıyorduk ama bugün mecburen öne çekeceğiz ve bu akşam bu hızlıca sizden 33. hafta olarak oynanacak olan salı, çarşamba, perşembe maçlarının kısa analiz ve tahminlerini alayım istiyorum. Ve 13.30'da başlayacak. Salı 13.30'da İmraniyespor Keçiören gücü maçıyla başlıyor 33. hafta. Şimdi işte bu hafta yani geçen hafta yenilen, bu hafta yenilen Keçiören gücü gider İmraniye'yi yener. Enteresan bir sonuçla karşı karşıya kalırız. Ümraniye yani zor, gerçi dinlendi, oynamadı yaklaşık 8-9 gündür maç. Dinlendi ama zor maç diye düşünüyorum. Ümraniye zorlanacak bu maçta. Yani en azından Keçiören gücü bir beraberlikle dönebilir. Bu maçın neticesini Ümraniye'nin vereceği, sahada vereceği tepki belirler. Peki saat 16 hocam. Denizli Spor, İstanbul Spor bir tarafta son haftalarda dediğimiz gibi az önce konuştuğumuz gibi inişli çıkışlı skorlar alan, önemli takımları yenip beklenmedik de yenilgiler alan Denizli Spor. Buna karşılık istikrarlı bir şekilde yükselişte olan ve ilk iki için fırsat kollayan bir İstanbul Spor var. İstanbul Spor, Denizli Spor'u Denizli'de yenerse benim için sürpriz olmaz. Onu söylemem lazım. Yani bu İstanbul Spor Denizli'de yenebilir. Bana göre 3 neticeli bir maç. Denizli de kazanabilir. Beraberlik de olabilir. İstanbul Spor da yenebilir. Ama İstanbul Spor'un yenmesi Denizli'yi sürpriz olmaz. Hocam, salı günü oynanacak maçlar içinde en sonucunu benim merak ettiğim karşılaşma bence Bursa Spor Gençler Birliği maçı. Çünkü hatta tipik 6 hatta 9 puanlık bir maç yani Bursa Spor için. Kazandığı takdirde çok farklı bir havaya bürünebilir. Tam tersine evinde Gençler Birliği karşısında bir yenilgi aldığı takdirde Bursa Spor için belki de sonun başlangıcı olabilir. Böyle bir karşılaşma Gençler Birliği ile yani ligin istikrarsız ne yapacağı hiç belli olmayan takımlarından biri. Ben Bursa Spor'u bu maçta favori olarak görüyorum.
Çünkü Bursaspor'un oyuncusu, Bursaspor'un teknik kadrosu, Bursaspor'un taraftarı, Bursaspor'un yönetimi bu maça çok farklı bir şekilde hazırlanacaklar. Motive olmak açısından öyle çıkacaklar diye düşünüyorum. Sahada seyirci desteğini de, taraftar desteğini de bulacak Bursaspor. Bursaspor'un bu maçta favori olduğunu düşünüyorum. Hocam, çarşamba günü saat 13.30. Manisa FK Balıkesir Spor'u misafir edecek. Artık bir zahmet yeni versinler Balıkesir Spor'u ya. Manisa FK çok pahalı bir takım. Çok takıma yatırım yapılmış Manisalılar tarafından. Artık Balıkesir Spor'u da bir zahmet yensinler. Yenemiyorlarsa da diyelim yani. Dertlere yansın dedi. Dergiye gitsinler, yatsınlar. Peki. Hocam, çarşamba saat 16'da da Ankara'da ilginç bir maç var. Artık şampiyonluk yarışında çok önemli merhale alan Ankara Gücü. Küme düşmemek için mücadele eden ve istikrarlı bir şekilde son haftalarda iyi sonuçlar alan Altınordu'yu misafir edecek. Valla iyi maç olur ama yani Altınordu'nun Ankara Gücü'nü yenecek gücü yok diye düşünüyorum. Ankara Gücü iyi takım. Kulübe zenginliği var. Yani Altınordu son 6 haftada bütün eforunu sarf etti bence. Maçın favorisi Ankara Gücü'dür. Ama bir beraberlikte Altınordu çıkartabilir diye imkan dahilinde görüyorum. Ama maçın favorisi Ankara Gücü'dür. Hocam, çarşamba saat 16'da Erzurum'da playoff yarışında son haftaki Bolu galibiyetiyle ve rakiplerinin de aldığı mağlubiyetlerle son derece önemli bir mesafe alan Erzurumspor, ligin son haftalardaki formda takımlarından Tuzlaspor'u misafir edecek. Valla Tuzlaspor'u ciddiye almak zorunda Erzurumspor playoff'a kalmak istiyorsa. Eğer yani Tuzlaspor'u ciddiye almazsanız, Tuzla'nın çok önemli adamları var. Özellikle gol noktalarında süratli forveti var. Erzurumspor'u zor durumlara düşürebilir. Onun için mental açıdan Erzurumspor sahaya iyi hazırlanmış bir şekilde çıkmalı ve rakibinin oyuncularını, iyi oyuncularını kitlemeli ve mutlaka sahadan galibiyetle ayrılmayı başarmalı diye düşünüyorum. Bana göre maçın favorisi Erzurumspor ama Tuzlaspor bir sürpriz de yapabilir. Hocam, çarşamba saat 18'de. 18 değil mi? Yanlış görmüyorum. Gözümüz de bozuluyor zaman zaman. Saat 18'de küme düşme hattı açısından tam bir final maçı var hocam. Menemenspor, Kocaelispor. Yani artık ben bu maçı da Kocaelispor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Yani şimdi enteresandır bu maçlar. Şimdi işte büyük takım olmanın, büyük kent takımı olmanın, büyük şehir takımı olmanın, yani futbolda bir takım başarılar kazanmış bir kulüp olmanın getirdiği avantajlar vardır. Kocaelispor bu avantajları kullanacaktır diye düşünüyorum. Mesela geçen sene Türkiye Kupası'nı kazanmasının 25. yılını kutlamışlar. Osiyek dahil bütün eski futbolcularını bir araya getirmişler. Bu bile iyi bir uygulama. Çünkü şu anki futbolculara da büyük motivasyon sağlar. Yani motivasyonu her geçen gün güçlenen, çünkü Fırat Gül rakibini ciddiye alan, yani küçük büyük demeden rakibini ciddiye alan bir teknik adam. Dersine iyi çalışıyor. Menemen karşısında da takımı bu psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş bir şekilde sahaya çıkacak ve oynayacak. O sebeple Kocaelispor'u favori olarak görüyorum bu maçta. Hocam, Perşembe saat 17'de Adana'da orta sıralarda artık böyle çok da hedefleri artık kalmamış gibi gözüken iki takım Adana Spor'la Samsun Spor karşı karşıya gelecek. Ne şiş yansın ne kebap yansın maçı. İşte ortada top çevirirler, top gezdirirler. Gol olursa ne ala, olmazsa pek ala. Ondan sonra işte tipik bir beraberlik maçı olarak görüyorum. Ama 3 neticede ortaya çıkabilir. Yani gazozu kaçmış bir maç. Gazozun havası kaçmış bir maç. Peki hocam, Perşembe günü saat 20.30'da 33. haftanın perdesi İstanbul'da Eyüp Spor Bolu Spor maçıyla kapanacak. Eyüp kazanmak zorunda. Eyüp kazanmak zorunda. Ben Bolu Spor'un teknik kadrosu da değişti. Bolu Spor'un sahada kazanmak için bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Bolu Spor'un balansı bozulmuş. Maalesef kulüp yönetimi de bu balansın bozulduğunu çok önceden görüp hissedip tedbirler alabilmeliydi. Onu da yapamadı.
Zor bir maç. Ben Eyüp'ü bu maçta favori olarak görüyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederim. 33. hafta karşılaşmalarında böylece konuşmuş olduk. Zaten gündem o kadar hızlı değişiyor ki, yani programın ilk 20 dakikasını ayırdığımız gibi Türk futbolunda da bir kaos var. TFF 1. Lig'de de büyük heyecan var ve karşılaşmalar birbirler ardına oynanıyor. Çok sıkışık da bir program var. Biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz Sosyal Medyatik TV'de. Hocam son sözlerini alarak programı kapatacağım. Vallahi ne diyeyim kardeşim, yani emin ol şu Futbol Federasyonu'nda yaşananlara işte bakınca benim bu programı yapasım da gelmiyor, maç izleyesim de gelmiyor. Bu hafta gittim canlı bir maç seyrettim. Orada Emre Belözoğlu'nun yaptıklarını gördüm. Aman ya kardeşim. Vallahi aman ya. Hakeme ayrı. Bakıyorsun, davranışlarına bakıyorsun. Sen her şeyin üstünde görüyorsun kendini ya. Acayip bir şey ya. Ya o şeyi elde etmiş ama. O gücü elde etmiş. Kim vermişse ona. Lanet olsun dedim ya. Emin olun seyretmek istemiyorum. Hele şu merkez hakem kurulu açıklandı ya. Emin olun sıtkım sıyrıldı. Yani kusura bakma, eğer bunlar seneye falan görevde kalırlarsa ben senden affımı isteyeceğim yani, bu programı yapmaya. Konuşacak bir şeyim yok ya. Tam tezgah ya. Tam tezgah. Hocam izleyiciler seni bırakmazlar. Ama vallahi tam tezgah. Ben tanıyorum, biliyorum yani. Seyredesim yok. Tribüne gidip seyredesim yok. Yani. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten yani. Türk futbolunun sorunlarını çözmek için ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı göreve davet ediyorum. Bir futbol sever olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak bu hakkımın olduğunu acizane olarak düşünüyorum. Kendisi de bizi mazur görsün. Bu işe el atsın. Türk futbolu çöküyor. Biz artık futbol seyretmek, futbol konuşmak falan istemiyoruz yani. O noktaya geldim ben yani. Gerçekten geldim. Ben çünkü bunların ruhlarını okuyorum. Ruhlarını tanırım, bilirim. Şimdi ben sana burada öyle hikayeler anlatsam, bu ekranı kapatalım. Ondan sonra ben sana hikayeler anlatayım. Ne demek istediğimi hayal anlarsın. İnan seyretmek istemiyorum. Yani şurada konuşuyorum ama bizi seyreden saf ve samimi seyirci var ya, taraftar var ya. Yani onları aldatmamak, kandırmamak, işte yanlış yönlendirmemek adına da çok imtina ediyorum. Ettiğim sözlere, laflara. Ama emin olun ben seyretmek istemiyorum artık. Yani bir ara öyle bir noktaya gelmiştim. Hiç futbol seyretmiyordum. Hadi sonra gene işte şimdi seninle program yapıyoruz diye 2-3 senedir maçları çok yakından takip ediyorum. Üzüyor bizi kardeşim. Sinirleniyoruz yani ya. Üzülmek zorunda. Biz futbolda eğlenmek için seyrediyoruz. Ama futbol seyircisi de üzülüyoruz. Ülkemiz adına, Türk futbolu adına. Yazık. Yazık. Ne yazık? Futbol hepimizin ortak değeri. Buna yazık etmeyelim. İçine etmeyelim. Mesela benim seyrettiğim kulüp var. Altay, biliyorsun. Ya Altay kulübü düşecek ama 400 milyon lira borcu var. Kapanacak. Buna üzülüyorum diye bu programda defaatle söyledim. Doğru mu? Kaç kez? Akıl olacağı görür. Gözde olanı görür. Aklımız var ki biz 2 yıldır Altaylıları uyarıyoruz. Uyarıyoruz. Şimdi Yeni Malatya Spor. Öz Yeni Malatya Spor olacak. Yani Bursa Spor'un 1 milyarın üzerinde borcu var. Balıkesir Spor'un öyle. Kulüpler kapanıyorlar. Ordu Spor nerede? Eskişehir Spor nerede? Değil mi? Bunlar büyük kulüpler. Yani o Karabük Spor nerede? Amatör mü düştü? Ne oldu? Karabük Spor ligin tozunu attırıyor. Soyup soğana çevirmişler kulüpler. Yani onun için seyretmeyelim daha iyi. Yani. Emin ol, seyretmeyelim daha iyi. İnşallah düzelir diyelim hocam. Şiir sohbetleri yaparız bundan sonraki yıl. Seninle beraber bizi seyretmek isteyenler şiir sohbetlerimizi izlerler. Vallahi hocam çok fazla iyimsersin. Evet. Yani var ya bir Türkümüz Söğüt dalında manda yuva yapmış diye. Ona niye, nasıl Söğüt dalında manda yuva yapar onu tartışırız. Onu yapalım hocam işte. Bak Söğüt dalında manda nasıl yuva yapmış. O iş prim yapar hocam, onu deneyelim. Tamam. Onu tartışalım, onu konuşalım. Daha zevk alırız. Peki hocam, çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Tabii ki izleyicilerimiz sizi çok seviyorlar ve sizin öyle kolay kolay bu işlerden ayrılmanızı da istemezler. Ben de istemem tabii, o da ayrı bir konu. Bu konuları tabii tekrar değerlendireceğiz. Ben sevgili Özcan hocama değerli yorumları için
Siz değerli izleyicileri de bu saate kadar bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere efendim. Sevgiler, saygılar.